Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ünlü YouTuber Gökçe Yıldırım'dan bomba iddia. Kişisel bilgisayarımda sevgilimle İrem Derici'nin hoş olmayan videolarını buldum. İrem Derici yeni aşkıyla yakalandı. İrem Derici dansçı olan Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Özdene'nin eski sevgilisi YouTuber Gökçe Yıldırım'ın son videosundaki aldatılma iması ortalığı karıştırdı. Yazılı sözlü videolu her şey var. Gökçe Yıldırım geçtiğimiz günlerde Ataberk Özdene'den ayrılmasına ilişkin beraber çalıştıkları ve kendisini sanatçı olarak tabir eden bir takım şahıslarca tahrip edilmiştir diyerek veryansın etmişti. Özdene'nin eski sevgilisi bu haberlerin ardından ise bomba iddialarda bulundu. Genç sevgilisi ise Derici ile samimi pozlarını paylaştı. Ünlü YouTuber Gökçe Yıldırım dün yayınladığı videosunda eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını, hatta Derici ile Özdene'nin kendi bilgisayarına hoş olmayan videolarının bulunduğunu iddia etti. YouTube'da 446 bin takipçisi olan Gökçe Yıldırım dün paylaştığı makyaj videosunda İrem Derici hakkında magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz yıl İrem Derici'nin dansçısı Ataberk Özdene ile ilişkiye başlayan ve 2018 yılının son aylarında bitiren Yıldırım, son videosunda aldatıldığını iddia etti. Kötülüğe her zaman iyilikle cevap verdiğini söyleyen ünlü YouTuber, son videosunda aldatılma hikayesini şu sözlerle anlattı. Bu zamana kadar susmanın her zaman en doğrusu olduğuna inananlardanım. Sosyal medya, gördüğünüz haberlerin hepsi doğru. Bunu kimse inkar edemez. Bir ilişki varken yeni bir ilişkiye başlandı ve bunu karşı taraf başlattı. Adımı o attı. Aylarca çok uğraştı. Hiçbir şekilde dikkate almıyorduk. Ama vazgeçmedi. Sonuç olarak da amacına ulaştı. İnsanlıktan utandım ve gerçekten iğrenç şeyler görmek zorunda kaldım. Biten ayrılıktan dolayı Allah'ıma şükrediyorum. Bir gün kendi bilgisayarımı açtım ve bilgisayarımda o kişinin, İrem Derici, oturumu açıktı. Her kadın da bunu merak eder ve bakar sonuçta. Ortada bir ihanet var. Ben orada tüm yazışmaları, iğrenç videoları falan her şeyi gördüm ve olayı anladım. Gökçe Yıldırım YouTube sayfasında Ataberk Özdene ile dans videosu çekmişti. İsim vermeden karşı tarafa sitem eden Yıldırım, "Herkes bir gün hak ettiğini yaşar, bir laf vardır. Ben affederim ama Allah affetmez. Bu dünya gelip geçici. Allah'ın adaletine çok inanıyorum." dedi. Yaşanan olaydan dolayı yapılan yorumlarda adının geçmesini istemediği için ilk ve son kez açıklama yaptığını söyleyen güzel YouTuber, aldatıldığını öğrenmeden önce İrem Derici'nin kendisine mesaj attığını anlattı. Özel hayatıyla ilgili yaşanan en komik olayın atılan mesaj olduğunu söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti. "O kişi bana mesaj çekti. Mesajda aynen şu şekilde. Canım, senin şu oynak bizi bir türlü tanıştırmadı. Biz bir araya gelelim bacım. Beni en çok etkileyen oydu. Şaka gibi. Ben utanırım. Kızın erkek arkadaşına yürüyorsun ve bir de mesaj atıyorsun." Öte yandan yeni sevgilisiyle bir alışveriş merkezinde görüntülenen İrem Derici, ilişkisi hakkında konuşmaktan çekinerek sadece "2019'un herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Önceki günde Instagram hesabından köpeği ve yeni aşkıyla fotoğraf paylaşan Derici, altına İngilizce olarak "sadece aile" notunu düşmüştü. Ataberk Özdene 21, İrem Derici 32 yaşında. Çıkan haberlerden sonra kendisinden 11 yaş büyük olan aşkına sahip çıkan dansçı Ataberk Özdene, Instagram hesabından birlikte çekilen fotoğrafını "kulağını her şeye kapat, bizi biliyorum, sadece benimle dans et, seni seviyorum" açıklamasıyla paylaştı. Özdene fotoğrafını yoruma kapatmayı da ihmal etmedi. Ataberk Özdene 2013'te Yeteneksizsiniz Türkiye adlı yarışma programına katılmıştı. İrem Derici ve dansçısından ilk açıklama geldi. Ünlü YouTuber Gökçe Yıldırım'ın sevgilisi Ataberk Özdene'yi elinden aldığı iddia edilen İrem Derici ve yeni sevgilisi Özdene, haklarında çıkan haberleri sosyal medya hesaplarından yalanladı. İrem Derici, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı yazıda kendisini şu sözlerle savundu. "Ben neymişim be abi? Kudretim bir yere kadar arkadaşlar. Onu ayırdı. Bunu alıktırdı. Sevgilisini çaldı. Yeter. Perakende satış ürünü mü bu insanlar? Aldı, çaldı. Gerizekalı mı bu insanlar? Cidden ünlü olmak bu denli heves edilecek bir şey değil. Hele ben bunun için hiç doğru bir basamak asla değilim. Bakın ünlü olunca böyle hedef tahtası oluyorsunuz. Vurun popçuya festivali. Hele konuşmayan, susan bir yapınız varsa geçmiş olsun. Cidden işimden ve mutluluğumdan başka bir şey umurumda değil. Ben kendimi aşırı iyi tanıyorum ve kendime aşığım. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar." Sevgilisi İrem Derici ile aynı anlarda paylaşım yapan dansçı Ataberk Özdene ise şöyle konuştu. "Gökçe ile yaşadığımız 2 senelik ilişkimiz artan yıpratıcı kavgalar ve saygısızlıklar sonucu sevgimizi bitirdi.
Maalesef ki ilişkimiz tamamen YouTube'a göre ilerler olmuştu. Aile buluşmalarında bile kamerayı çıkarıp mevzuyu iş olarak düşünmesi beni gerçeklikten kopardı. Hayat bu kadar mekanik olmamalı. Ben YouTube üzerinde her şeyimi yaşayacak bir yapıya sahip değilim en azından. Ortada bir aldatılma durumu asla yok. Sadece Gökçe ile ayrıldıktan sonra İrem'le ilişkimiz hızlı başladı. Bu kendisini üzmüş ve hırslandırmış olacak ki kendisi Instagram hesabımı hackledi ve İrem'le konuşmalarımızı okudu. Mevzu bahis konuşmalar yapıldığında bizim Gökçe ile ilişkimiz çoktan bitmiş olduğu için içim son derece rahattır. Ona da hayatında mutluluklar ve başarılar diliyorum. Bazı şeyleri güzel anmak tamamen şahısların elinde. Açıklamaların üzerine konuşan Gökçe Yıldırım ise ne diyebilirim ki daha? İnanın her şey benim anlattığım gibidir. YouTube olayını ise kendisi bana teklif etti. Bak çeksene bugünü takipçilerin görsün diye. Allah kahretsin gerçekten dedi. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.